iyi bir imamdı. Şafşat'ın Karkulüp köyünden. Karkulüp ablanın yine eli vardı. Bir eli yoktu. Kurmattan adamı tıktırdı. O imam bu kirazı yetişene kadar koruyordu. Kimseye, çocuklara yedirtmedi. Köy halkı toplandı. Herkes doyasıya yedi. Ben imamın sayesiyle oldu bu iş. Hocayı yani biliyorum da o öyle toplattık milletin yediğini ben bilmiyorum. Doğru mu? Ya, ben öyle bir ziyafete denk gelmedim de ne mutlu gelmeyince ne burada doğduk büyüdük de. O zaman ne çocuktun? Ya biz denk gelmedik. Yani olur da. Yani. Girdi çıkardık. Kimse olan zaman bazen gece veyahut da o caminin şeye, çatısına yakınlığı bir dalı ondan uzak. Ne ki yoğurduk oradan istedik. Başka yediğimiz yok yani. Ömrümüzde yedik yani yemin etsen belki bir kilo kirazı yemedik. İnşallah bu sene yeriz ama hiç de bir şey yok ha. Çünkü örnek bak burada kiraz yetişmiş caminin önüne. Kimse bahçesine kiraz ekmemiş. Buna işte burada oluyor. Evin önünde değil, tarla bahçe değil. Bahçe yoktu ki. Bahçe yoktu, ağacı dışarıda hafazaya almak çok zor işti. Zordu. Tabi yerin ağacı adamı dışarıda korumak çok zor işti. Harman yaptı, merak yaptı, har yaptı öyle diyor. Bu en çok köyde insanların yetersiz yerin olma içinden kaynaklanan bir şeydir bana göre. Yoksa buradaki insanlar hiç akılsız değildi, ağaç olurdu. Olmaz olur mu ki? Köyünün açılması lazım, açılamadı. Açılmadı, bizim köy açılmadı. Aynı kaldık da kaldık, kümelesi kaldık. Bir nedeni var, insanların anlayış gösterip birbirleriyle yerlerinin değişmesi yapılırsa su da yetersiye var, her yere su alınabilir. Şimdi o iş yapılır. Ama işte bu yine de insanların anlayış göstermesine bağlıdır. Birisi der ki benim yerim hastır, buraya ben bu kadar fazla para isterim. Şimdi diyorum ki Selim abi, köyde bir de sezon hep beraber ama tek ağız. Köy var, Altınar'a var abi, karşı yama. Altınar'a, Rüşit'in yolunun altı. Güney'e kaç. Kaç kanı bıraksa 60 kanı, 70 kanı, neyse. Gidecek orayı, kim ödedi? Selim ödedi, benim ödedi, Ahmet'in Mehmet'in ödedi. Parsel diyecek, herkese bir yol böyle geçecek, bir yol böyle geçecek, herkes 500 metre kareye evini koyacak. Oradaki adam o evi kurdun, bağında olur, bahçede olur, güneşe parça, evet, hocam, var. Bu taşla ilgili ama düşüncelerinizi alalım. Bu. Vallahi bu taşın geçmişiyle ilgili o. Geçmişiyle ilgili bildiğim kadarıyla şeydi. Minare yokken ezan okundu. Ben ulaşmadım da öyle diyor. Büyüklerden öyle diyor. Bunun üzerine ezan okundu. Bir ikinci hizmeti de şey, yani cenaze. Nefta taşı koyalım. Taşı. Teneşir taşı. Yok teneşir değil. Teneşir taşı demezler mi? Teneşir yıkıyorlar. Yıkandı o. He. Teneşir yıkandı ya da bu da cenaze namazını kırdan mermer, camilerin önünde şimdi mermer. Ha, camilerin önünde koyuyorlar. Cenazeyi koydukları şey. O zaman bunu koydular. Bunun üzerine evet. Kırıldı önce. Evet. Sonra bana bu harmanlar marmanlar çıktı yani. Daha önce burada yani bizim bildiğimiz. Cenaze namazı burada kılınmaz mıydı? Burada kılınırdı. Cenaze namazı burada kılınırdı. Sonra harmanlarda mı kılınırdı? Sonra harmanlara gittiler işte öyle bir şey oldu yani. Öyle bir şeyler oldu. Genellikle cenaze burada kılardı. Cemaat camiden çıkarttılar. Vakit namazından sonra kılınırdı. Evet. Cenaze namazı. Böyleydi. Musalla taşı pardon. Musalla taşı. Evet tamam. Musalla taşı. Herkes musalla taşına konulacak diyorlar ya. Musalla taşı. Evet. Şimdi bu şeydeki camideki büyük taşlarla bir ilgisi var mı? Aynı yerden mi gelmiş acaba onu bunlardan? Bilemiyorum. Hani Sülük Gölü'nde bir kilise varmış. Onu bilemiyorum. O hikayeden mi acaba? Onu burada bilemiyorum. Evet. Yani, öyle söylemedim. Evet. Yani onu bilemiyorum. Doğru. Yani bu taşın bir minare görevi vardı, bu salla taşı görevi. Evet. İki görevi vardı. Görev burada var. Bak, o taşta en büyük. Oradaki caminin altında. Camın evet. Altındaki taş var ya. Evet, büyük taş. Evet, evet. En büyük taş oldu. Bu en uzun kulaç Mustafa Emin'in yüzünde benim kulaçtı. Orada ölçmüştü. Öyle mi? Valla lise illerde. İlginç bir anı, ilginç bir anı. Evet, en uzun kulaç. En büyük taş bu. O, odur. Tahminen ne kadar vardır bu taş? Valla. Neden fazla? Evet, 1,5 metre falan var değil mi? Yarış yaptık. Abine benim kulacım geldi. Evet. Hiç unutmuyorum. Çizgiler de var ama artık. Evet, şimdi başka da çizdim, çizmedim bilemiyorum. Böyle bir anı oldu. Evet. Çünkü biz liseye giderken onlar da öğretmenlikle gidiyor. Büyüklerdi. Gel. Tam hoy hoy zamanı. Böyle bir kulaç yarış yaptık. Kimler bilen benim kulacım geldi. Hiç evet. Unutmuyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet dinliyorum.
Söyle. Söyle, nereye gideceksin? Ben yani yerini söyle şimdi. Yapar ki Elia taşıyacaksınız. Festivali. Kesinlik. Abi buraya yol yapamıyorlar. Yukarıki yaylaya nasıl yapacaklar? Yaya gidin. Yukarıki yayla gidiyor elden. He, bizim elden, dur görsünler diyor. Elden diyorsun. Gidiyor. Gidin de sahip olun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Her şeye gücün yetiyor da. Yukarıki yayla da. İki gözü oda yapmaya gücün yetmiyor. İki gözü yap ya. İki gözü oda yap. Evet. Git orada çilinden çocuğuna bir hafta orada kal, burada kalacaksın. Yeren sahip ol. Doğru, doğru. Öyleymiş. Duydum ki başka köylüler kesinlikle. Bunu herkese söylüyorum. Oraya villa milla gibi bir şeyler yapmak lazım. Bunu herkese söylüyorum. Evet, evet, evet. Siftahı bir ikişer gözle yapın da villaya ondan sonra sıra. Sizin aracınızla belki duyanlar da hani şey yapar, faydası olur onu gidin, demek istiyorum. Gidin de yerize sahip olun. Evet, doğru diyorsun. Biz beceremediysek siz becerin. Haşa, estağfurullah, estağfurullah. Olur mu? Biz becerseydik, biz becerseydik, biz bu bizim yaşımızdaki toplum orayı o hale getirmezdik. Çok getirmez o peki. O hale gelmezdi. Hayat demek şartları ki, belki de. Demek ki hayat şartları her neyse becerememiş o. Evet. Gidin yerinize sahip olun. Festivali öyle taşıyacaksınız. Hepinizin gücü yeter. Herkesin gücü yeter. Bütün arkadaşların orada 10 tane, 15 tane efendim böyle bir mabet yapılsa, bir barınak yapılsa evet. İkişer gözü o da efendim git çok hem güzel. Tatilin yap hem de yer alsa. Öyle havayı, öyle suları bulun mu insanlar? Tatilin bulamaz. Yap hem de gidip de Çelmik'in boğazında duracak, git Karagöl boğazında gez. Evet. Git Ağgöl'de gez. Git efendime söyleyeyim Delikli Taş'ta oranın suyunu iç. Yani mevzi kaybetmiş gibi oluyoruz bir yerde değil mi? O anlama geliyor. Kaybetmiş gibi olmuyor, kaybettik. Neyin var yok ortaya? Alımın bir tane yaylası vardı, o da ya gitti ya gidiyor. Evet, doğru diyorsun. Festivale geleceksin inşallah yukarı doğru. Zamanım yok. Zamanım yok. Çalışıyorsun. 3 tane çay içmişim, zamanımız yok, gelemem. Da bütün gençler böyle. Evet. Benim burada 100 tane söylememden senin orada bir tane söylemen isabetli. Estağfurullah. İsabetli olur, isabetli. Evet, tamam. Biz de aracı olalım diyoruz işte, aracı. Gidin yerize sahip olun. Uzun sözün kısası. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bize de uğrarsan seviniriz. Bir yemeğimizi yiyelim. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz inşallah. Bir yemeğimizi yiyelim.